2022 yılı Mayıs ayından itibaren küresel enflasyon tarafında hafif yukarı yönlü bir hareket görsek de özellikle Mayıs ayındaki gerçekleşmelerle beraber tekrar piyasaların ve politika yapıcıların dikkati enflasyon tarafına çekilmiş görünüyor. Ben de bugün sizlere küresel anlamda enflasyonun geldiği noktayı ve enflasyon merkez bankaları politikaları için bir tehdit olmaya başladı mı? İleriye dönük politikalarda bir değişiklik olasılığı var mı? Ve bunların içerisinde Türkiye bu enflasyon furyası içerisinde, bu enflasyon denklemi içerisinde ülke olarak nerede yer alıyor? Ve tabii ki Merkez Bankası önümüzdeki dönemlerde nasıl bir aksiyon alabilir? Bu konuda fikir vermeye çalışacağım. Şimdi biraz slaytlarımız üzerinden bilgilendirme yapmak istiyorum. Az önce belirttiğim gibi enflasyon aslında yeni değil. 2020 Mayıs ayından itibaren yavaş yavaş yaz aylarında yarı kapalılık hali içerisinde bile olsa ekonomilerin faaliyete geçmesiyle beraber yukarı yönlü bir eğilim gösterdi. Burada tüketicinin değişen talebi ve alışkanlıkları, öte yanda bazı tüketim önceliklerinin değişmesi enflasyonun yukarı yönde hareketinde etkili oldu. Bir başka gelişme de Mayıs ayıyla beraber enflasyonun zirve yapmış olabileceği yönündeki beklentilerdi. Bunu biraz açmak istiyorum. Özellikle 2021 Ocak ayından itibaren piyasalar tekrar enflasyon geliyor, yani reflasyon fiyatlamasına geçti. Bunu nereden anlıyoruz? Emtia fiyatlarındaki yükselişten. Ve aşıların bulunması, ekonomilerin faaliyete geçmesiyle beraber küresel emtia fiyatları arz talep dengesinin yarattığı açıklar ile yükseliş yönünde hareket etti. Bu özellikle üretici tarafında enflasyonda maliyetleri yukarı çekerken, yani üretici enflasyonuna yansırken, sonuçta bunun bir süre sonra nihai tüketiciye ve manşet enflasyonuna yansıyacağını görmek sürpriz olmayacaktır. Nitekim de öyle olmaya başladı. İlk başta piyasalar bu reflasyon fiyatlamasına sevindi. Çünkü biliyoruz ki gelişmiş ülke merkez bankaları her ne kadar 2008 krizinden bu yana bir büyüme performansı yakalamış olsa da kolay para politikalarıyla beraber arada %2 olan orta vadeli enflasyon hedefine yaklaşmakla beraber sonrasında bu hedeften uzaklaştılar ve ABD, Avrupa, Japonya'yı zaten bir deflasyonist ortamda uzun süreden beri bu denklem içerisine katmayabiliriz ama gelişmiş ülke merkez bankaları enflasyon hedeflerine ulaşmakta zorlanıyorlardı. Şimdi bu dönemde emtia fiyatlarında yükseliş, üfenin tüfeğe yansıması ve tüketici enflasyonu tarafında yukarı yönlü hareket ile merkez bankaları orta vadeli enflasyon hedefine yaklaştılar ve hatta Fed tarafında, ya yani ABD ekonomisi tarafında Mayıs ayında manşet enflasyonun %5'e ulaştığını gördük. Şimdi bundan sonraki dönemlerde Mayıs ayında zirve yapmış gibi görünen enflasyonun belki de yavaş yavaş bir geri çekilme içerisine girebileceğini düşünenler de var. Ancak şimdi yaz ayları, özellikle yaz aylarında ve ekonomilerin tam olarak açılmaya geçmesinden sonra enerji fiyatlarındaki yükseliş yanında seyahat sezonunda açılmasıyla beraber ulaşım, otel ve konaklama gibi servis sektörü tarafındaki fiyatlı artışlarının enflasyonda yukarı yönlü eğilime destek verdiğini görüyoruz. Yani üretici fiyatlarındaki artış yanında servis sektörü tarafındaki fiyat artışları da enflasyonu yaz aylarında yukarı çekmeye potansiyel diyebiliriz. Şimdi gelişmiş ülke merkez bankaları ne yapacaklar? Özellikle yaz aylarında bu etkilerin, yani mevsimsel etkilerin de geçici olduğunu düşünerek bir enflasyonu izlemeye alacaklar ve sonrasında aslında Fed'in 2022 senesinde normalleşecek dediği enflasyon eğilimi konusunda bir fikir üretmeye ve buna göre politikalarını belirmeye çalışacaklar. Bazı merkez bankaları, İsveç Merkez Bankası gibi bu etkinin
geçici olacağını ve sonbahar aylarıyla beraber enflasyonun bir miktar aşağı gelebileceğini düşünüyor. İngiltere tarafında enerji fiyatlarının etkisini çok olduğunu görüyoruz. Yükseliş, enflasyondaki yükseliş tarafında. Çünkü hem jet fuel tarafında hem de dizel yani benzin tarafında fiyat artışları bir şekilde enflasyonu yukarı yönlü itiyor. Yine servis sektörü bu ülke tarafında önemli bir yer ediniyor ve bu taraftaki yukarı yönlü fiyat hareketleri de tüfeği yukarıya çekiyor. Ama bakalım yaz aylarında beklendiği gibi bu etkilerinde biraz azalımıyla beraber enflasyon aşağı gelebilecek mi ve daha normal seviyelerde ve hedeflerine yakın hedeflerinin etrafında bir enflasyon eğilimiyle merkez bankaları kolay para politikalarından geri adım atmak konusunda enflasyonu bir baskı üzerinde hissetmeyecek mi? Bunu göreceğiz. Şimdi emtialardan bahsederken biraz Bloomberg emtia endeksine değinmek istiyorum. Bloomberg emtia endeksi 37 tane emtianın bir araya gelmesiyle oluşmuş bir endeks. Bunlar işte 2/3'ü yıllık işlem hacmi, 1/3'ü küresel üretim miktarı ile ağırlıklandırılmış bu emtialar. Ve Bloomberg emtia endeksi son bir yılda 40.82 puan yükseldi. Son bir aylık dönemdeki performansa baktığımız zaman endeksin 1.21 puan gibi bir düşüşte olduğunu görürüz ama sene başından bu yana endeksin kazançları 20.22 puan civarında. Yani her ne kadar son bir aylık geri çekilme olsa da yıllık bazda ve yılbaşından bu yana emtia fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Endeks içerisinde tarım ürünlerinden, bakırdan, endüstriyel metallerden, egzotiklere kadar birçok ürün var. Ve bu ürünler içerisinde petrol en son 10.17 ile en yüksek ağırlığı taşıyan emtia olarak görünüyor. Burada grafikte de gördüğünüz üzere geçtiğimiz sene Mayıs ayından bu yana Bloomberg emtia endeksi arada yaşanan haftalık geri çekilmelere rağmen yükseliş eğilimini koruyor. Bir başka göstergeye geçelim. Yine üretici fiyat endeksi tarafında ve üretim maliyetleri tarafında baskı oluşturan LME Metal Endeksi. LME Metal Endeksi de yine Londra Metal Borsası'nda işlem gören bakır, alüminyum, çinko, kalay, nikel ve kurşundan oluşan 6 tane ana metali kapsıyor. Başlangıç yılı 1984 ve burada da endeksin 2020 yani pandeminin başladığı Mart ayı sonundan bu yana ki 2294 seviyelerindeymiş yükselişte olduğunu ve endeksin geçtiğimiz hafta itibariyle 09 Temmuz haftası günündeki kapanışıyla 4187 seviyesi olduğunu ve bunun da %82,5'luk bir yükselişi ifade ettiğini söyleyelim. Endüstriyel metal piyasasında geçen haberleri siz de basında görüyorsunuzdur. Endüstriyel metal piyasasında fiyatlarda yükseliş özellikle üretim maliyetlerinde artış ve Avrupa tarafında tedarik zinciri tarafında ki sorunlar nedeniyle sanayi üretiminde yavaşlamaya dahi neden oluyor. Yani Mayıs ayında Almanya sanayi üretiminde bir geri çekilme vardı ve Avrupa bölgesi genelinde de sanayi üretimin rakamının Mayıs ayında %0.5'e gerileyeceğini düşünüyor. Çünkü burada otomotiv üretimi tarafında özellikle ham madde tedarikinde bir takım sıkıntılar var ve bu sıkıntılar da sanayi üretimi tarafında verilere yansıyor. Şimdi daha önce de belirttik, başlangıçta piyasa çok mutluydu. Küresel anlamda reflasyon fiyatlaması geri geldi. Merkez bankaları hedefle ekonomi canlanıyor. Merkez bankaları hedeflerini tutturacak. Ancak şimdi işler biraz değişti. Çünkü gerçekten beklendiği gibi bu kısa vadede arz talep dengesindeki dengesizlikler diyelim, açıklar ile yükselişte olan emtia piyasası eğer bu eğilimini bir süre daha en azından 2022 ortalarına kadar koruyacak olursa ya da daha da ileriye gidecek olursa bu durum merkez bankaları politikalarını değiştirebilir. Tahvil fiyatlarına baktığımızda küresel tahvil fiyatlarına ve özellikle ABD ve 10 yıllık ve 30 yıllık tahvil piyasasındaki faiz oranlarına baktığımızda piyasanın hiç de böyle bir endişe içerisinde olmadığını görüyoruz. Geçtiğimiz hafta ABD 10 yıllık tahvil faiz oranları %1.25 seviyesine geriledi. Yani tahvil piyasası evet kısa vadede bir enflasyon baskısı var ama orta ve uzun vadede enflasyon Merkez Bankası'nın hedeflerine yakın sanacak bir ve enflasyon problemi
yok diye düşünüyor. Hatta bu fiyatlama biraz aşırıya kaçınca piyasa düşünüyor ki acaba ileriye dönük büyüme beklentisi sorgulanıyor mu ve akıllı yatırımcı tahvil piyasası büyümeden endişe mi ediyor? Bu da piyasaya endişe veriyor. Bunlar tabii biraz kısa vadeli beklentiler olarak piyasalara yansıyor ama genel anlamıyla enflasyon 2021 yılının gündemi küresel enflasyon. Türkiye'ye geldiğimiz zaman Türkiye tarafında en son Haziran ayında enflasyonun %17,53 seviyesine manşet enflasyonun yükseldiğini gördük ve burada gelişen ülke piyasaları içerisinde Türkiye'nin durumu nedir diye bir bakacak olursak 2021 yıl sonu özellikle Bloomberg'de ekonomistlerin birçok yatırım bankasının ve bankaların katıldığı ekonomistlerin tahminlerine göre gelişen ülke piyasaları yani Avrupa, Orta Doğu ve Afrika içerisinde EMA bölgesindeki ülkelerdeki bir karşılaştırma grubu içerisinde değerlendirildiğinde Türkiye için yıl sonu 2021 yıl sonu enflasyon beklentisinin %16 civarında oluştuğunu görüyoruz. Burada ileriye dönük 2022 yılında yine ve 2023 yılında enflasyonda bir gerileme beklentisi var ama 2021 yılında sene %16 enflasyon ile kapanacağı düşünülüyor. Burada bu 2022 yılında %22 yazılmış, o yanlış, bir şekilde düzeltmek lazım. 2022 yılında ekonomistler enflasyonun %12'ye düşeceğini, 2023'te ise Türkiye'de enflasyonun, yıl sonu enflasyonun %10,5 seviyesinde şimdiden gerçekleşeceğini tahmin ediyorlar. Tabii bunlar zaman içerisinde revize edilen rakamlar diyebiliriz. Şimdi bu EMA bölgesindeki ülkeler içerisinde Türkiye nerede diye sorarsak ancak aslında baktığımız zaman Türkiye en yüksek enflasyon beklenen ülkeler arasında ikinci sırada. Yani burada biraz önden gidiyoruz. Burada Türkiye, Rusya, Endonezya, Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika'nın son enflasyon gerçekleşmenin görüldüğü grafikte de siyah eriyle Türkiye'nin 17,5 enflasyon ile bu 6 ülke arasında ilk sırada yer aldığını görüyoruz. Manşet tarafında %17,5 gerçekleşme, üfe tarafında 25,14 seviyesindeyken bir dönemde şimdi geldiğimiz nokta %42,8 civarında bir gerçekleşme. Üfe tüfe makası açılıyor. En son 25 puan ve bu da tabii şunu düşündürüyor. Önümüzdeki aylarda üretim maliyetlerindeki artışın nihai tüketiciye yansıması ile değişik ürün gruplarında yine yaz aylarında da bu süreç içerisinde çünkü maliyetlerde ciddi bir geri çekilme olmadı. Hem TL'nin değer kaybı hem de ara girdi maliyetlerindeki yükseliş bir şekilde üretici fiyatlarına yansıdı. Bu da manşet enflasyonu yukarı çekme potansiyeline sahip. Bu nedenle biz de kısa vadeli enflasyonda düşüş beklentilerimizi sanki biraz öteler olduk. Özellikle Haziran ayı enflasyon gerçekleşmesi ardından. Politika faizimiz %19 ve %17 seviyesine 17,5 seviyesine yükselen manşet enflasyon ile politika faizi ile aradaki fark 150 bas puanla gerilemiş durumda ve gelişen ülke merkez bankaları çerçevesinde şöyle bir baktığımız zaman son dönemde Brezilya, Meksika ve Rusya sıkı duruşa meyilli görünüyor ve buna Şili Merkez Bankası'nda eklenmesi gerekiyor ve bekleniyor. Ve politika faizi ne sabit bırakıldığı yaz aylarının ardından sonbahar aylarında girerken yine yaz aylarındaki enflasyonist eğilime göre Merkez Bankası'nın bir güncelleme yapması gündeme gelebilir. Tabii ümidimiz ya da isteğimiz bu güncellemenin aşağı yönde olabileceği bir ortamın oluşacağı yönünde isteğimiz, arzumuz bu yönde. Ama enflasyondaki yükselişin hız kesmediği ve Merkez Bankası'nın
%19 politika faiziyle devam ettiği senaryoyu Türk lirası negatif olarak görüyoruz. Özellikle gelişen ülke merkez bankaları tarafında sıkı para politikasına meyilli olanların sayısı artarken biz burada karşılaştırma grubumuz içerisinde de bir dezavantaj elde etmiş olacağımızdan burada Türk lirasının yabancı para birimleri karşısında değer kaybettiği bir döneme şahit olabiliriz. Tersi durumda yani enflasyonda ılımlı bir iyileşme, üretilen politikalar meyve vermeye başladı. Böyle bir dönemde isek, öyle bir dönemde olacaksak sonbahar aylarında ölçülü faiz indirimleri Merkez Bankası tarafında gündeme gelebilir. Piyasayı rahatsız etmeyecek şekilde biraz yine bekle gör politikalarıyla ölçüp tartılarak ve bu da TL pozitif fiyatlamaları beraberinde getirir. Şimdilik görüşlerimiz ve aktaracaklarımız bu kadar. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Teşekkürler.